Yok mu bir haber Mevdut'tan? Gazeden çıkmış mı? Hayır, çıkmamış sultanım. Gel. Ordu içinde huzursuzluk başladı sultanım. Daha evvel Melik Mevdut'a tabi olan askerler onun safına katılmak istermiş. O Mevdut alçağı yaptı bunu. Askerleri safına çekmek için orduya fitne bulaştırdı. Melik Dolat'a da Kudüs'ten kuşatma silahları gelmekteymiş. Eğer ordumuz bölünecek olursa Dolat'la yapacağımız savaş pek çetin geçecektir. Tez kışlaya gideceğiz. Tek bir askerin dahi Mevdut'a gitmesine izin vermeyeceğim. Gerekirse zorla zapt edeceğim. Sultanım, Melik Mevdut'un yaptıklarını öğrendim. Sizinle bu mesele üzerinde konuşmaya geldim. Konuşacak bir şey yoktur Selahattin. Mevdut'un askerleri onun safına dönmeye yeltenirlermiş. Bir an evvel mani olmamız lazım. Mani olmayalım sultan. Ordumu bölünsün göz göre göre. Üstelik Dolat da kuşatma aletleri getirirmiş. Savaş kapıdayken... Eğer mani olursak savaş başlayabilir ve kaybedebiliriz. Onları öyle bir yerden vuracağız ki hem Bernard'la Mevdut'un oyununu yerle bir edeceğiz, hem de Dolat'a bütün hakikatleri ispat edeceğiz. İyi bakmışsınız Gazze'ye. Bundan gayrı benim elimde daha yahşi bir şehir olacak. Unutma, Gazze'nin tek hakimi sen olmayacaksın. Biz de hala burada olacağız. Efendim, Melik Dolat geldi. Siz kartalın kanatları kırıldı mı sandınız ki ardından tilki oyunları düzersiniz? Gazze'yi ben himaye edeceğim diye anlaştık. Mevdut'a vermek de ne demek? Dinle. Ne dinleyeceğim? Ben orada zengilerle cenk derdindeyken siz ikiniz bir olup bana oyun kurarsınız. Eğer sana oyun kuracak olsam savaş için kuşatma aletlerini neden vereyim? Bu Mevdut'un nesi kaldı ki Gazze'yi ona peşkeş çektin? Aranızda gizli gizli neyin pazarlığını yaptınız? Sen kaplanı daha tanımamışsın. Ağamın benden aldığı askerlerim yarın gelip benim safıma yerleşecek. Ağamın elindeki ordu zayıflayınca sen de yarınki cenkte kolayca zafere erişeceksin. Mevdut burada emirliğini ilan edecek. Sen yine Gazze'yi himaye eden büyük güç olacaksın. Merak etme. Biz yaptığımız bu hamleyle Nurettin'i zayıflatacağız. Sen de kuşatma aletleri geldiğinde yarın savaşa başla ve Nurettin'i yerle bir et. Madem savaş için her şey hazır, o halde yarın kılıcımı indirme vaktidir. Yarın Melik Mevdut'ta askerlerinin buluştuğu yerde Mevdut'u ele geçireceğiz sultanım.
Onun canı karşılığında Bernard'ın yaptığı bütün oyunları itiraf ettireceğiz. Böylece Dolat da kani olup savaştan vazgeçecek. Melik Mevdud'u itiraf eder mi? Canı Bernard'dan daha kıymetlidir. Muhakkak eder. Zaten deliller ortadadır. Sultanımızdan niye kaçsın ki? Melik Dolat kuşatma aletleri gelir gelmez savaşa başlar yarın. Vaktimiz dar Selahattin. Şayet başaramazsan hem ordu gücümüz zayıflar hem de savaşa mani olamayız. Bilirim sultanım. Bu yüzden sizden istirhamım, ben Melik Mevdud'u getirene kadar Dolat'ı durdurmanız. Dolat savaşa bu kadar bileylenmişken zor olacak. Ama tek çıkar yol bu dersen biz de üzerimize düşeni yaparız. Derhal harekete geçeceğim sultan. Selahattin, Mevdud'un onca askeri olacak buluşma yerinde. Onları aşıp nasıl ele geçireceksin Mevdud'u? Siz merak etmeyin sultan. Ben gerekli tertibi kuracağım. Yarın onu kendi kazdığı kuyuya düşüreceğim. Askerlerimiz safımıza geçmek için yola koyulmuşlar canım kurban. Yaraşır. Biz de gidelim gayrı. Askeri Gazze yakınlarında karşılayalım. Neden Gazze yakınında karşılıyorsun? Buraya gelsinler. Asker evvela bizi görmeli. Yoksa itimat edip Gazze'ye gelmezler. Yanına benim askerlerimden de al. Dolat'a kuşatma silahları gelir gelmez savaş başlayacak. Bu hepimizin zafer günü olacak. Hadi.